Buyurun. Değerli katılımcılar, Türkiye Bilimler Akademisi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu'nun ikinci oturumunu açıyoruz. Değerli oturum başkanımız Ufuk Karadavut hocamız oturumun açılışını bana verdiler. Misafire bir ikram olsun diye çok teşekkür ediyorum kendilerine. Ayrıca bizi misafir eden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörümüz, benim de aynı zamanda hemşerim olan Profesör Doktor Vatan Karakaya hocamıza ve ekibine, sayın dekanımıza, sayın hocalarımıza, bölüm hocalarımıza, zooteknik bölüm hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi yem mevzuatı ve kontrolü başlıklı sunumunu yapmak üzere Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Daire Başkanı Sayın Kayahan Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Kayahan Bey, sunumuz 10-15 dakika. Teşekkür ediyorum. Sayın hocalarım, kıymetli katılımcılar, başlamadan önce öncelikle saygılarımı sunuyorum. Hayvansal üretimin en önemli girdisinin yem olduğunu daha önceki konuşmalarda da söylendi. Ben de tekrar ediyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak amacımız hayvan sağlığını ve refahını, bitki sağlığı ve çevrenin korunmasını dikkate alarak insan sağlığı ve tüketici menfaatini en üst seviyede korunmasını temin etmek ve çiftlikten sofraya gıda güvenilirliğini sağlamaktır. Ülkemizde 2017 yılı itibariyle 1296 tanesi yem üretim işletmesi olmak üzere toplamda 14.314 adet yem işletmesi faaliyet göstermektedir. Yine 2017 yılında toplam yem üretimimiz, karma yem üretimimiz 22.418.333 tondur. Güvenilir yem arzını temin etmek amacıyla bakanlığımızca yemlerin üretim, işleme ve değerlendirilmesinin tüm aşamalarında resmi kontroller yapılmaktadır. Yem güvenliğinin ve kalitesinin temini için yem işletmelerinin denetim ve kontrol hizmetleri 5.996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu gereği Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Yem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Resmi kontrol faaliyetlerimizi Bakanlığın yıllık kontrol planı kapsamındaki kontroller, il müdürlükleri tarafından yürütülen rutin kontroller, ihbar ve şikayet üzerine yapılan kontroller, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kontroller olarak sıralayabiliriz. Gıda güvenliğinin sağlanmasında şüphesiz en önemli hususlardan birisi de hayvan yemlerinin kontrol ve denetiminin etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi, yürütülmesidir. Toplum sağlığı ve hayvan sağlığının korunması, halkın yeterli ve güvenli gıda ile beslenmesi büyük önem arz etmektedir. Güvenli gıda üretimi için yem üretimi, hayvanların yetiştirilmesi, denetim ve dağıtımının tüm aşamaları birlikte değerlendirilmelidir. Bu kapsamda Yem Daire Başkanlığı gıda güvenliği politikasını konuşmamın da başında söylediğim gibi çiftlikten sofraya gıda güvenliği anlayışı ile sürdürmektedir. Hayvan yetiştiriciliğinde önemli girdilerden birisinin yem olduğunu daha önce de söylemiştik. Hatta en önemli girdinin yem olduğunu ifade etmiştik. Sağlıklı hayvan ve hayvansal ürünlerin elde edilmesi, sağlıklı ve güvenli yemle mümkündür ancak. Bazı hastalık etkenlerinin yemlerden hayvanlara, hayvansal kökenli gıda ürünleri ile de insanlara bulaşması her zaman mevcut olan bir risktir. Bu sebeple gıda güvenliği açısından hayvanların beslenmesinde kullanılan yemler büyük önem arz etmektedir. Hayvanlara verilen yem maddelerinin gerek içerikleri, gerekse üretim koşulları hayvandan alınan verimi direkt olarak etkilemektedir. Daire Başkanlığımız risk esaslı olarak hazırlanan yıllık yem kontrol planında yem işletmeleri ve yem ürünlerini denetlemektedir.
Bundan ayrı olarak ihbar yoluyla ulaşan şikayetler de değerlendirilmektedir. Bizler yıllık yem kontrol planını hazırlarken yem işletmelerinin sayı ve üretim miktarlarını, yem bayi sayılarını, çiftlik sayılarını ve kapasitelerini, önceki yıllara ait sonuçları, denetim sonuçlarını, laboratuvar altyapı durumlarını ve yapabildikleri analizleri, antibiyotik antikoksidiyal kullanımının yaygın olabileceği yem üretim işletmelerini, mikotoksinlerin yaygın olarak tespit edildiği bölgeleri, ürün gruplarını, risk esaslarını, yem sektörünün yeniliklerini dikkate alarak, bu ve bunun gibi parametreleri dikkate alarak belirlemekteyiz, hazırlanmaktayız. Yem kontrol faaliyetlerini genel olarak 3 başlık altında sınıflandırabiliriz. İlk olarak yemlerde istenmeyen maddeler, örnek olarak antioksidiyaller, mikotoksinler, dioksinler, ağır metaller, pestisitler ve benzeri gibi. Yemlerde yasaklı maddeler, antibiyotikler ve et kemik unu gibi. Ve yemlerde kısıtlı maddeler, üre gibi maddelerin kontrolünü yapmak. İkinci başlığımız, yemlerin etiket beyanlarına uygunluğunun kontrollerini yapmak. Üçüncü başlığımız da GDO'lu yemleri kontrol etmek ve izlenebilirliğini sağlamak. Bu başlıklarla bahsi açılmışken iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Antibiyotik analizleri, bunlardan bir tanesi antibiyotik denetimleri. Zaman zaman güncel olarak basında da yer oluyor, haberlerde de bazen takip ediyoruz. İşte yemlerde antibiyotik kullanımı. Şunu çok net ifade etmek isterim ki, yemlerde antibiyotik yem katkısı olarak kullanım kesinlikle yasaktır. AB mevzuatına uyum sürecinde 2006 yılından beri bu yasak aktif olarak uygulanmaktadır. Yalnızca 2005'e 12 sayılı ilaçlı yem tebliğimiz var bizim. Bu tebliğ gereği eğer üretici hayvanlarında herhangi bir hastalık olduğunu görür, tespit eder ve veteriner hekim tedavisi teşhisiyle uygulanacak ilaç ve ilaçların yemle verilmesi mümkünse ve gene veteriner hekim reçetesiyle işletmelerimiz, yem işletmelerimiz ilaçlı yem üretebilmektedirler. Ama sadece bu şartı taşıması şartıyla, ki bu da bir sefere mahsus, bir reçeteyle sadece bir kere üretim yapılabilmektedir. Bir diğer güncel konumuz da üçüncü başlığımız olan GDO'lu yemlerin kontrolü ve izlenebilirliği. Bilindiği üzere ülkemizde 10 tanesi soya ve ürünleri, 26 tanesi de mısır ve ürünleri olmak üzere toplamda 26 adet GDO'lu ürüne yalnızca yem amaçlı kullanılmak üzere onay verilmiştir. Bu onay da Biyogüvenlik Kurulu tarafından verilmektedir. Ülkemizde gıda amaçlı hiçbir ürüne, GDO'lu ürüne izin verilmemektedir. Hal böyle olunca bu GDO'lu ürünlerin takibi ve izlenebilirliği de büyük önem kazanmaktadır. İthalat aşamasından taşınmasında, depolanmasında ve işlenmesinde amacına ulaşana kadar, yem olana kadar her aşamasında bu ürünler titizlikle takip edilmekte ve kontrol edilmektedir. İthalatçı firmalar ve bu zincire dahil olan bütün firmalar kendi ellerindeki GDO'lu yemlerin bildirimlerini il müdürlüklerimize aylık olarak beyan etmek durumundadırlar ve bütün istatistiklerini, bütün sonuçlarını düzgün olarak tutmak zorundadırlar. Eğer bu zorunluluğu, bu yükümü yerine getirmeyecek olurlarsa kendilerine 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu gereğince yasal yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca GDO'lu yemlerin izlenebilirliği de gene tarafımızca yapılmaktadır. Bununla ilgili 25 Kasım 2017 tarihinde hayata geçen yem kontrol ve takip sistemi, web tabanlı bir takip sistemi kullanmaktayız. Bu şekilde de online olarak bu takibi çok net ve doğru bir şekilde yapmaktayız. Ülkemizde 2017 yılı itibariyle yem işletmelerine yıllık kontrol planı kapsamında 22.309 adet denetim yapılmış ve bu denetimlerde 7.982 adet numune alınmıştır.
Alınan numuneler bakanlığımıza bağlı gıda kontrol laboratuvar müdürlükleri ve veteriner kontrol enstitüleri tarafından analiz edilmiştir. Bu sonuçlara göre şunu da antiparantez söylemek isterim. Karma yem sanayi ve yem güvenilirliği açısından ülkemiz gerçekten iyi bir yerdedir. Bu konuda üreticilerimizin de çok büyük bir payı bulunmaktadır. Yem kontrolleri esnasında bizim bağlı olduğumuz mevzuatlar hakkında bilgi verecek olursak, bizler yem kontrollerini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve bu kanunlara bağlı olarak çıkmış olan Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik, Yem Hijyeni Yönetmeliği, yemlerin piyasaya arzı ve kullanımı hakkında yönetmelik, hayvan beslenmede kullanılan yem katkı maddeleri hakkında yönetmelik, yemlerin resmi kontrolü için numune alma ve analiz metotlarına dair yönetmelik, insan tüketimi amacıyla kullanılmayan hayvansal yan ürünler yönetmeliği, genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünlere dair yönetmelik, yemlerde istenmeyen maddeler hakkında tebliğ, ilaçlı yem tebliği, yem katkı maddeleri değerlendirme ve onay işlemleri için başvuru dosyası hazırlama ve sunulması hakkında tebliğ çerçevesinde yapılmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi de yem üretimi ve destekler hakkında tebliğini sunmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Merava Yem Bitkileri Daire Başkanlığı'nda Şube Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Bülent Akçay Beyefendi'yi kürsüye davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben de bakanlığım ve genel müdürlüğüm adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi biraz önceki sunularda hem yem bitkilerinden hem merayla ilgili bir takım söylemler oldu. Aslen yem bitkileri konusunda anlatım bulunacaktım ama merayla ilgili de bir takım şeyler söyleme durumu hasıl oldu. Sizi o konuda da biraz bilgilendireceğim. Şimdi hepimizin malumu olduğu üzere meralar hayvancılığın geliştirilmesi için önem arz etmekte. Bununla beraber toprağın ve suyun muhafazası için ayrı bir ehemmiyeti var. Bununla birlikte erozyonun kontrolü ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşumu için de bir hassasiyet arz ediyor. Küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının emisyonunda çok önemli bir fonksiyonu söz konusu. Gen kaynaklarının korunması açısından da ayrı bir önemi bulunmakta. Bakanlık nezdinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera Yem Bitkileri Daire Başkanlığı'nın içerisinde mera ile ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bununla ilgili il müdürlüklerinde ilgili birimler söz konusu. Yeni bir oluşum vücut buldu. Çayır Mera Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü kuruldu il müdürlüklerinde. Bu işle ilgili hem sekreteriyayı yapmak hem işlerin takibi, yönlendirilmesi, kanundaki olan değişikliklerin illere yansıtılması, hadiselerin biraz daha pratik kazanması, çabukluk kazanması açısından son derece önem arz ediyordu. O şubede oluşturuldu. Valilik başkanlığında ilmere komisyonları bulunmakta. Bu ilmere komisyonları İşte mera alanları ile ilgili bir takım tasarrufların yapılması için gerekli çalışmaları teknik ekipler marifetiyle oluşturuyor ve sonrasında bakanlığa ve ilgili mercilere ulaştırıyoruz bizler. Pardon. Bu yeni kurulan şube müdürlükleriyle ilgili olarak mera kapsamındaki işte biraz önce arz ettiğim iş ve işlemlerin yürütülmesine daha fazla eleman çalışması sağlanabilme ortamı oluşacak. Bununla birlikte işlerin daha verimli ve daha pratik, daha kısa yürütülebilmesi için imkan sağlanmış olacak. Mera kanununun hukuki durumunu göz önüne alacak olursak, kanunun 4. maddesinde mera yaylak, kışlak ve kamuya ait çayır ve otlaklar
devletin hüküm ve tasarrufu altındadır hükmü. Özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, ancak kullanım hakkı kiralanabilmektedir hükmü. Mera yaylak ve kışlakları tahsisleri bir veya birden çok köy veya belediyeye yapılabilmektedir konusunun izahı. Amaç dışı kullanarak vasfı bozulan meralar eski konumuna getirmek için yapılan masraflar sebeplerine tahsil edebilir hükmü üzerinden esas olarak yürütülmekte. Bu konuyla ilgili biraz önce bahsettiğim gibi daha öncesinde şube müdürlükleri yoktu ama yeni şube müdürlüğü oluşturuldu. Bundan önce bu mera kanunu çerçevesi kapsamında yaz okulu adı altında dönem dönem step step çalışmalar yapılmakta. İdi hala da yapılmaya devam ediyor. Bu çalışmalarda konuyla ilgili sahada çalışan teknik arkadaşlarımız bilgilendirilmekte. Çünkü zaman zaman yer değişiklikleri söz konusu olabiliyor. Bu arkadaşların yerine yeni arkadaşlar istihdam ediliyor. Bunları hem bilgi eksiğini tamamlamak hem de yeni oluşacak bir takım değişiklikleri kanunla ilgili arkadaşlara izah etmek ve uygulamada yapılabilecek aksaklıkları minimize etmek adına bu eğitimler tertipleniyor. Bu eğitimler yine üniversitelerden hocalarımızın ve araştırma enstitülerden ilgili teknik arkadaşların katılımlarıyla gerçekleştiriliyor. Diğer kurum ve kuruluşlardan, kadastro vesaire gibi, orman gibi kurumlardan değişik arkadaşlarımız bu eğitimlere katılarak katkı sağlıyorlar. Bugüne kadar yapılan eğitimlerle 2123 arkadaşımıza eğitim vermişiz ve sertifika takdim edilmiş kendilerine. Şimdi web tabanlı olarak bir mera bilgi sistemi var. Birçoğumuz belki bunu hem bakanlığın web sayfasında görebilme imkanımız olmuştur. Bu mera bilgi sistemine, kısaca MERBİS'e bu il müdürlüklerinde çalışan arkadaşlarımız elde etmiş oldukları verileri giriyorlar. Bu verilerin işlendiği, depolandığı, sorgulandığı, raporlandığı bir sistem. Bu sistem zaman zaman buradan da istifade edebilmek mümkün. Bu demin söylediğim gibi bu sistemden sayısal ve sözel verilere ulaşabiliyoruz. Girilmiş olan. Şu ana kadar bütün illerin tamamının verileri henüz girmiş değil ama büyük bir çoğunluğu bu sisteme girildi. Güncelleniyor da. Buradan işte mera bilgileri, köy bilgileri, tahsis amacı değişikliği bilgileri, ıslah, işgal bilgileri, kiralama bilgileri, sözel olarak göçer bilgileri, hayvan varlığı ile ilgili bilgiler, mera yönetim birlikleri, işte gelir gider takibi, çayır mera yönetim yem bitkileri üretimini geliştirme projesinin neticeleriyle ilgili bilgilere ulaşabilmek mümkün. Tespit, tahdit ve tahsis hadisesi mera için en temel bir mevzu. 1998 yılında mera kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana işte 14.6 milyon hektar mera varlığımız var. Bunun şu ana kadar 10.9 milyon hektar alanında tespiti gerçekleştirilmiş durumda. Mevcut alanın %75'ine tekabül ediyor. Tahdit alanı ise 6 milyon 800 bin hektar. Bu da %47'ye tekabül ediyor genelde. Tahsisi yapılan alan ise 4 milyon 98 bin hektar alan. Bu da %27'lik bir alanı dilimi oluşturuyor. Yıllara göre bu rakamlar burada görünsün diye koyduk bunu. Gene biraz önce alttaki total rakamlar telaffuz ettiğim biraz önceki rakamlar. Islah ve kiralama çalışmaları da yoğunlukla sürdürülen bir hadise. Kısa süreli, uzun süreli kiralamalar yapılabiliyor. İşte iyileştirmeye yönelik, mera iyileştirmesine yönelik hayvancılık yapacak müteşebbislerin, kişilerin talepleri neticesinde kiralamalar söz konusu olabiliyor. Bugüne kadar 6.8 milyon dekar alanda 1339 adet projeyle bir çalışma gerçekleştirilmiş. Bunu da gene yıllara göre proje sayısı, işte uygulama alanı, işte 2000 yılından 2007 yılına gelen süreçteki rakamsal nümerik değerlerini görüyorsunuz.
Bu da uzun kiralamalarla alakalı bir tablomuz. Gene 2017 yılı itibariyle totalde 2.6 milyon hektar alanda mera kiralama çalışması yapılmış. Bugüne kadar olan süreçte gerçekleşen rakam bu. 2016 ve 2017 yılları sürecindeki uzun süreli mevsimlik ve kiralamalar burada görülmekte. Mera yönetim birlikleri aslında çok önemli küçük şeyler, idari mekanizmalar. Çünkü tahsisi yapılan meraların, bununla birlikte ıslahı yapılan alanların takibinin yapılması açısından son derece önem arz ediyor. Ama bir takım zafiyetleri söz konusu, bunu da yatsımıyoruz zaten, kabul ediyoruz. Ama bununla ilgili bunu daha etkin kılabilir mekanizmalar oluşturma yönünde de çabalarımız söz konusu. Bu kapsamda 60 ilde 238 ilçede 2508 köy ve belediyede mera yönetim birlikleri oluşturulmuş durumda. Çayır mera yemlikleri üretim projesi de yürütülüyor şu anda genel müdürlüğümüz ve başkanlığımız çatısı altında. 1991 yılında yürütülmeye başlanmıştı bu proje. 36 ilde uygulanmakta. Bunların büyük bir çoğunluğu 25 tanesi işte mera varlığının yoğun olduğu GAP ve DAP illerinden oluşuyor. Proje Kalkınma Bakanlığı finanslı ve 2020 yılına kadar uzatıldı şu anda. Bu projeyle ilgili ödenek dilimleri son 5-6 yılın sürecindeki. Yemlikleri desteklemeleriyle ilgili de açıklamalarımı gerçekleştireyim size. Şimdi hayvancılığın gelişmesi için en önemli girdi kaynağı yem bitkileri üretimi, ekilişleri diye biraz önce de hocalarımız izah ettiler. Gerçekten yapılacak bir küçük veya büyük işletme için çok büyük önem arz etmekte. Karlılığın sağlanabilmesi açısından yem bitkileri ekilişini üreticinin kendisini veya müteşebbisinin kendi imkanlarıyla yapması gerekiyor. Yoksa negatif yönde bir hareket söz konusu olabilecek. Yem bitkileri kaliteli kaba yemin ana kaynağı. Erozyonun kontrolü ve sürdürülebilir çevre için gene son derece önemli bir etkinliğe sahip. Bunun yanı sıra ana üründen sonra yetişme süresi kısa olan, vejetasyon süresi kısa olan fi, mürdümük, yem bezelyesi gibi ürünlerde arazinin daha verimli kullanımını sağlama yönüyle de bir güzel tarafı var. Ekim nöbeti uygulamalarında da olmazsa olmaz. Çünkü son dönemde biz çünkü zaman zaman araziye ziyaretlerde bulunuyoruz. Çünkü yem bitsini ektirmekle ve hasat etmekle iş bitmiyor. Onun hasat süresinin, hasat zamanının çok büyük önemi var. Silajlık mısır ekilişlerini biz mesela işte uygulanan destekleme politikalarıyla artırdık ama zamanında hasat ettiremezsek bunun bir ehemmiyeti yok. Yani süt olum döneminde bu ürünün hasat edilmesi gerekiyor. Yani kaliteli kaba yem niteliğini kaybetmeden o safhadayken hasat edilmesi, uygun şartlarda silajının yapılabilmesi gerekiyor. Yoksa kaliteli kaba yem olma özelliğini kaybeder. Sadece hayvanın midesini şişirmekte kullanılan bir materyal olma özelliğine doğru gider. Yem bitkileri desteklemeleri işte kaba yem ihtiyacını karşılamak, meralar üzerindeki baskıyı azaltmak, silaj yapını yaygınlaştırmak ve yıl boyunca yeşil yem zincirini oluşturmak amacı doğrultusunda 2000 yılında başlatıldı. Hala her yıl yayımlanan Bakanlar Kurulu kararları ve bunun uygulama esaslarını belirleyen tebliğler doğrultusunda yürütülmeye çalışılmakta. 2017 yılı itibariyle ülkemizin genel yem bitkileri ekiliş alanı, tane mısır dahil buna, 2.7 milyon hektar. Tane mısırı bunun içerisine çıkardığımızda 2 milyon hektar civarında olmakta bu alan. Desteklediğimiz alan ise 2017 yılında 771 hektar alandan ibaret. 2018 yılı tebliğine şimdi bugüne kadar 2017 yılında 22 adet değişik işte yem bitkisini ne destekleme vermekteydik. 2018 yılında gelen taleplere göre biz bu üretim portföyümüzü, gamımızı değiştiriyoruz. 2018 yılında yeni gelen taleplerle birlikte bunu 32'ye çıkarttık.
turuncuyla çevrelenmiş alanda bu desteklediğimiz ürünleri görüyorsunuz. İşte yörünce, korunga, yapay şehirmeri, ak üçgülü, çayır üçgülü işte devam ediyor. Ta ki silajlık, mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf ve titikalenin yeşil otu gibi. Tamam, hızlanıyorum hocam. 2018 yılında da dediğim gibi bu yeni bir takım ürünleri de ilave ettik. Bu da alt kısımda yer alıyor. Desteklemelerin başladığı yıllardan bu tarafa doğru gelinen süreçte ki rakamsal değerleri görüyoruz. 2000 yılında 10.000 civarındaki bir çiftçiye destekleme öderken 2017 yılına gelinen süreçte 202.000 çiftçiye destekleme vermişiz. Hakeza parada da ciddi bir farklılık söz konusu. 2.4 milyondan 450 60 milyon civarına alanda hakeza dediğim gibi 53 bin hektardan 776 bin hektara ulaşmışız. Yüzde olarak artışın gösterilmesi için yapılmış bir tablo. Üretim, kabayem üretimiyle ilgili biraz önce bir sunuda bir arkadaşımız ifade etmişti. Biz bunu sürekli her sene yaptığımız bir hadise. Alan 1.115 milyon hektar iken 2017'de 2.66 milyon hektar olmuş genel. Kabayem üretimi de 24.7 milyon ton iken, sapsamanı dahil ediyoruz buna, 2017 yılında da 65 milyon ton sapsaman dahil üretimimiz söz konusu. İşte bunun için bir takım öneriler, hayvancılığımızın kaliteli kabayem ihtiyacı kapatılması, silaj yapımının yaygınlaştırılması ki bunun için uğraşıyoruz. Her yıl artan ihtiyacı olan ihtiyaç alanlarında artılması gerekmekte. Bu bir çok çok aşırı bir zaruret. Bu da yemlikleri destekleri sayesinde bu açın bu sene kapatılabilmesi için eğitimlerle işte vesaire toplantılarla arkadaşlarımızın teknik olarak desteklenmesiyle aşılmaya çalışılan bir durum. Desteklemelerle ilgili olarak 2002 yılından 2016 yılına olan süreçte bu birim alana verilen rakamsal değerler işte yonca ve yapay şehir meraya kadar olan şeyde bu şekilde bir tablo söz konusu. Yonca'da işte 2010, 2011, 2012 yıllarında rakam yüksek, 125 lira, 130 lira şeklinde. O dönemde çok yıllıklara biz ilk ekildiği yıl destekleme tutarını ödüyorduk. Sonrasında 3 yıllık veya 4 yıllık o süreci takip ediyorduk. Fakat bir takım oluşan arızalar nedeniyle desteklemeleri taksitlendirdik ve her yıl verir şeklinde bir uygulama yaptık ve bizim için çok daha verimli oldu. Ondan dolayı yani 2012'de 2013'e geçilen süreçte sanki rakam geri düşmüş gibi değil. O önceki 4 yıllık bir rakam, sonrası yıllık destekleme tutarı. Bitti hocam, çok az kaldı. Zaten bu da isteksiz gibi geldi. Şu 2017'de bir daha gelin. 2017'de sadeleştirdik, gene aynı ürünler var. Fakat destekleme tutarları kalemlere sadeleşti. 40 yıl tek yıllıklar 40, çok yıllıklar 60, silajlıklar 90 TL şeklinde. Kuru ekilişlerinde tek yıllık gibi desteklenmesi amaçlandı. Yapılan silajlar hakeza tek yıllıklar gibi değerlendirildi. 2018 yılında da kalemi biraz daha değiştirdik yeni eklenen ürünlerle birlikte. Çünkü bu şekillenme sahadaki insanların yansıması dikkate alınarak yapılan bir şekillendirme. Kuru ekilişler 40 TL, tek yıllıklar 60, çok yıllıklar 90, silajlık mısırda 100 lira sulu şartlarda ekilen alanlara verilen tutar. Gene aynı şekilde biraz önce söylediğim gibi tek yıllık yemliklerine yapılan silajlara tek yıllık yemlisi destekleme tutarı ödeniyor. Şimdi ekstra bir takım şeyler var. Bu önemli. Bakanlığın belirlemiş olduğu hayvancılık yetiştirici bölgelerinde yem bitki ekilişi yapan arkadaşlarımıza veya üreticilerimize, müteşebbislerimize %25 ilave destekleme uygulaması yapıyoruz. Bunlar da sayılmış durumda orada. Bunun haricinde yeraltı suyunun yetersiz olduğu yerlerde ise belirlenen ürünlerden ekiliş yapan üreticilerimize %50 ilave destekleme ödemesi yapıyoruz. Bundan önce bu üniversitenin biri bu pilot çalışmasında hocamız bahsetmişti. Aksaray'ı örnek verdi. Aksaray'da biz çok fazla yonca ekilişi söz konusu, çok fazla silajlık mısır ekilişi söz konusu ama destekleme vermiyoruz. Neden? Taban suyu çok aşağılarda 400 metrelerden 450 metrelerden su çektikleri için hem karlılığı düşüyor hem de ekolojik dengenin sürekli geriye gitmesine sebep oluyor. Bunun için onlar da oralarda fiyi, macar fiyi, burçak, mürdümük gibi suyu
az isteyen veya su istemeyen ürünlerden ekenlere veriyoruz desteklemeyi. Diğerlerinden ettikleri takdirde kendi başlarının çaresine bakmak durumundalar. Bu da desteklemenin maliyetin ne kadarının karşılandığını gösteren bir tablomuz. Yonca, Korunga, tek yıllık yemliklere silajcık mısırın kuru ve sulusunu izah eden bir tablo. Samanla ilgili de bir takım şeyler söylemek istiyorum. Saman işte hubbat ürünlerinden, yulaftan, çavdardan, çeltikten elde edilen bir emtia. Dekardan ortalama ülkemiz şartlarında 250 kilogram saman elde edildiği hesaplanıyor. Bunun kayıplarını düştüğümüzde 237 kilogramlık bir net üretim söz konusu olabiliyor. 11 milyon hektar hubbat ekim alanı söz konusu ülkemizde 2017 rakamlarıyla. Bu alanlardan totalde 26 milyon ton saman elde edebiliyoruz. Bu samanın da 10 milyon tonu hayvancılıkta kullanılıyor. Son yıllarda gündemde olan bir ithalat meselesiyle ilgili de bunu da söylemeden geçemeyeceğim. 2012 yılında gündeme geldi bu hadise. 2012 yılından beri sürekli takip ediyoruz. Son 5 yıllık, 6 yıllık süreçte ülkemize giren saman miktarı 100 bin ton. Oysa ki toplamı bu. 2017 itibariyle 27 bin ton. Oysa ki biz milyon tonlarla uğraşıyoruz. Yani bu hadise o kadar abartıldığı kadar dillendirilecek bir mevzu değil. Yüzde olarak ifade edildiğinde de hayvancılıkta kullanılan miktarın %1'ine, totalin ise %0,3'üne tekabül ediyor. Üretimler yine 2013-2017 yıllarına ayrıldığımız süreçte. Kaba yemle ilgili üretim kaynaklarımız, mera alanlarımız, yem bitkileri, üretimleri ki en çoğunluğunu bunlar oluşturuyor. Bahçe içi otlaklar, sap saman, anız alanları, nadas alanları ve diğer atıklar. Diğer atıklar dediğimiz meyve suyu ve konserve atıkları. Böyle bir piramitsel ifadesi söz konusu. Son bitti zaten. Son anladım hocam. Son bitti zaten. İhtiyacı hesaplarken hayvan birimine, ülkemiz mevcut hayvan varlığının hayvan birimine çevrilmesi gerekiyor. Bunun için de belirlenmiş bir takım karakteristik rakamlar var. Bunlar bizim belirlediğimiz değil. Üniversitelerin ve uzun uğraşlar sonucunda belirlenmiş rakamlar. 500 kilogram canlı ağırlığa sahip bir süt ineğinin birimi bir kabul edilerek onun üzerinden bir çevrim söz konusu. Bu diğer türlerin, cinslerin şeyleri, hayvan birimi değerleri. Onu kullanarak mevcut 2017 itibariyle TÜİK rakamları bunlar. Toplam hayvan birimi olarak varlığımız 15 milyon 409 bin 349. Büyükbaş hayvan varlığı 16 milyon, küçükbaş hayvan sayısı da 44 milyon üzerinden hesapla. Bunu kullanarak ihtiyacımızı hesapladığımızda 70 milyon toplam ihtiyacımız söz konusu. Şu andaki üretimimiz 65 milyon ton. Sap samanı bunun dışında tuttuğumuzda 55 milyon ton üretimimiz var. Sap saman dahil kaba yem açığımız 5.3 milyon ton. Harç tuttuğumuzda da 15.3 milyon ton. Sonuç olarak yem bitkilerinde henüz istediğimiz seviyeye gelebilmiş değiliz. Gelebilmemiz için bunun kendi ihtiyacımızın tamamını karşılayabilir düzeyde olmamız gerekiyor. Bunun için de tabii ne yapılıyor? Destekler yapılıyor, ıslahlar yapılıyor. Sürekli bilgilendirmeler ve işte sempozyumlar, toplantılar yapılıyor ve tabii bunların sonuç olarak olumlu sonuçlar doğuruyor. Yani hayvan başına süt ve üretiminde bir takım yükselmeleri sağlayabilmek için yem maliyetlerinde düşüşler sağlanacak ve üreticilerin önemli artışlara yol açacağız. Bunu da ancak desteklemeyle ve bilimsel çalışmaların neticesinde sağlamış olacağız. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Dengeli ve ekonomik bir hayvan besleme yapabilmek için yem bitkileri tarımının gelişmesi zaruri, kaçınılmaz. Yem bitkileri diğer yandan çayır mera alanlarının aşırı tahribatını engellemiş olacağız, nadas alanlarını azaltmış olacağız, ekim nöbetini sistemli, verimli hale getirmiş olacağız, erozyonu da azaltmış olacağız. Bu sorunların çözümü için bu faktörlerin topyekün düşünülmesi gerekmektedir diyorum ve teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler Bülent Bey. Bir sonraki konuşmacımız Ülkü Karakuş, Yem Sanayicileri Birliği Başkanı, Yem Endüstrisinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sektörel Bakış olarak bize sunum yapacaklar. Ülkü Bey, süreniz normalde 20 dakika ama biraz daha kısa tutarsanız çok seviniriz. 10-15 dakika arasında. Bir de bilgisayarı düzeltirsem. Şu bilgisayara bir müdahale etsek. Efendim, hepinizi saygıyla selamlarım, saygıdeğer hocalarım. Burası AH Evran Üniversitesi ve TÜBA'nın ev sahipliğinde düzenlenmiş bir organizasyon. Dolayısıyla biz bu konuşmaları yaptığımız yer bilimin ocağı burası. Dolayısıyla biz burada söylediklerimizi cesaretle söyleyeceğiz. Çoğu yerde söyleyemediğimiz şeyleri ben bugün burada sizlerin dikkatinize sunacağım. Efendim, biz yem sektörü olarak Türkiye'de faaliyet gösteren bütün sektörlerden bir tanesiyiz. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bundan yaklaşık 35 yıl evvel bir karar vermiş. Demiş ki, Türkiye'deki ekonomiyi, insanların refahını artırmak için ben serbest pazar ekonomisini seçtim. Dolayısıyla kanunlar, kurallar ve yönetmelikler aynı bu şekilde devam edecek ve bu coğrafya içerisinde yaşayan insanlar bunlara tabi olacak. Yem sektörü de bunlardan bir tanesidir. Özel sektör marifetiyle büyümeye, gelişmeye çalışan bir sektördür. Yem sektörü bir tarafında bitkisel üretim, diğer tarafında hayvansal üretim. Bunların arasında köprü vaziyeti gören ve Türkiye'deki insanların protein ihtiyacını kapatmak için üstüne düşen görevi yapan bir sektör. Ben gidemiyorum buradan. Gidemiyorum. Şimdi hocam basıyorum. Peki. Değerli dostlar, Türkiye'nin şu anda nüfusu 81 milyon ama Türkiye'ye 81 milyon olan bakmak yanlış. Onun yarısı kadar bir nüfusu daha ekleyeceksiniz. Türkiye'deki nüfusa her yıl 1 milyon kişi ekleniyor. Dünyaya da her yıl bir Türkiye ekleniyor. Dolayısıyla bu insanların protein ihtiyacı da artıyor. Bütün verilerde bu eğriyi görebilirsiniz Türkiye için. Türkiye, biz yem sektörü 5.996-5.977. Bizim kitabımız bu. Ona uyuyoruz. Ona uymak mecburiyetindeyiz. Çünkü karar verici devlet diyor ki, ben senin kurallarını düzenleyeceğim, sonra denetleyeceğim, daha sonra icap ederse yargılayacağım. Biz de bu çerçeve içerisinde maça başladık, topu oynuyoruz. Maç başlamış, top oynanırken değişen kurallarda mağdur olan sektörün temsilcileriyiz. Bu, geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili kararlar alındı biliyorsunuz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi. Bundaki ana amaç özel sektörün kafasındaki tereddütleri gidermek ve yatırım iştahı olan insanların iştahını artırmak. Ana öge buydu. Şimdi bu artıyor. Artarken Türkiye'de de bir gerçek var. Son 70-80 yıldır kırdan kente göç ediyor. Kırdan kente göç yaparken şu anda Büyükşehir Yasası ile birlikte kırda yaşayan insanların nüfusu %10'un altına düşmüş. Şimdi ben sabah erken geldim. Sabah 7'de Ankara'dan çıktım. Kırşehir şehir merkezini dolandım. Gelirken de şu ara sokaklardan geldim. Eminim 10-15 yıl evvel o evlerin tamamında birer, ikişer, üçer, beşer inek vardı. Şu anda hiçbir evde inek yok. Hele Kırşehir Büyükşehir olmamış nüfusu itibariyle. Büyük şehir olursa vay haline. Biraz önce rektörümüz söyledi. Kırşehir'de kurulu işletme sayısı 12.000 dedi. 12.008 dedi. Türkiye'nin toplamına baktığınızda %1'in altında bir işletme sayısı. Süt ve besi işletmelerinin sayısı 1.400.000 civarında Türkiye'de. Ve 20 başın altındaki hayvan yetiştiren çiftliklerin, müteşebbisin oranı da %90 civarında. Bu bize Türkiye'nin gerçeğini gösteriyor. Demek ki ben oyunu bunun üzerine kurmalıyım. Ben Ankara'da büyükbaş hayvan besiciliği yapıyorum.
Şu anda Uruguay'dan getirdim hayvanları, fıstık gibi. 2000 tane hayvanı koydum, işime bakıyorum. Ama milli değil, doğru değil. Türkiye'de o 10 baş, 20 baş, 50 başlık ana sigorta dediğimiz hayvancılık işletmeleriyle ilgili önceliği eğer belirlemezsek, onlara uygun projeler, planlar uygulamazsak, hal ve gidiş seneye 1 milyon hayvan ithalatı olur. Hal ve gidiş iyi değil. En büyük nedeni, biz birbirimizle konuşurken, kamu, tekrar söylüyorum, düzenleyecek, denetleyecek, yargılayacak. Kamu ticarete girdi. Stratejik hata budur. Kamu ticaret yapıyor. Siz 30-35 yıldır Türkiye'de, özellikle söyledim, Türkiye bir karar verdi, serbest pazar ekonomisi. Yani özel sektörün önünü açacağım dedi. Özel sektörün önünü açmak ne demek? Yem sanayi Türk AŞ'nin ben birebir özelleştirilmesinde benim mesai arkadaşlar, mesai derken biz de yarı devlet memuru gibi konuşuyoruz. Benim üniversiteden arkadaşlarım vardı. Yem sanayi özelleştirdik. Siz bugüne kadar yumurtada, tavukta, balıkta müthiş paralar, müthiş zamlı fiyatlar, çok pahalı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamazsınız. Tavukta yok, yumurtada yok, çiftlik balığında yok. Yem sektörü aldığını üstüne koyarak veriyor. O ortalama maliyetlerden dolayı yükseliyor. Onlarda bir sıkıntı yok fiyatla ilgili. Sadece iki tane üründe problem var. Bir tanesi et, diğerinde süt. Et ve süt de biz kafamızı kaldırıp bir türlü çözemiyoruz işi. Neden biliyor musunuz? Kamu tam çekilemedi oradan. Bıraksa özel sektör mantığıyla eğer koruyacaksak belli bir sektör, belli bir miktarda koruyalım. Bizim karar vericilerimizin şu anda kafası biraz karışık. Ben bunu üniversitede konuşuyorum. Dışarıda konuşamıyoruz böyle. Sıkıntı bu. Kamu ticaretten çekilecek. Her geçen gün et süt kurumu gidiyor benim adıma hayvan seçeceğim diyor. Böyle bir şey olur mu ya? Benim seçtiğim hayvanı ben seçeceğim ben. Ahıra bağlayacağım hayvanı ben seçerim. Benden iyi kimse seçemez. Giderim 4,5 euro veririm. Ama ben 3,5 euroluk hayvandan daha fazla besi sonunda, 10 aylık beside daha fazla kâr ederim. Hayvanı ben seçerim. Dolayısıyla böyle kafa karışıklıkları var. Kamunun kafasını aydınlatması lazım. Ticaretten behemal çekilmesi lazım. Bu ihtiyacımız üretecek tabii kırsal üretiyordu. Ekili alan daralıyor her geçen gün. Kamu da verdiği desteklerle biraz önce söylendi. Yem bitkilerine ciddi destek veriyor kamu aslında. Bilir misiniz çocuğa verilen paradan daha fazla buzağa para veriyor devlet. Ama bir şey atlıyoruz. Benim çocuklarım dahil olmak üzere yeni gelişen genç neslin gelecek planlarında tarım yok. Bir besicilik yok. Bir tarım yapsın yok. Başka sektörler var. Niye diye sorduğunuzda, çünkü kuralları, kanunları, yönetmelikleri her an değişen, kar haddi olmayan, çünkü bana 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık bir tane tarımla uğraşıp köşelere dönmüş bir adam gösteremezsiniz. Şimdi besiyle ilgili, şimdi besideki bizim sıkıntımız şu. Ben tabii yemi konuşmaya geldim ama biz bunlara yem satıyoruz. Arkadaşlar, biz yem satıyoruz ya. Biz parayı da kimden alacağız parayı? Bu yemciden, etçiden, sütçüden alacağız parayı. Bunlar para kazanacak ki bize para ödesin. Yani yemci, etçiyi, sütçüyü bizden fazla düşünen olmaz. Merak etmeyin. Ama yem fiyatları artıyor mu? Artıyor. Evet. Biraz sonra birkaç slide ile özetleyeceğim niye arttığını. Serbest rekabet ortamı tamamen oluşmuş. 500 fabrika var Türkiye'de. 500 fabrika çift vardiyada yaptım. %65 civarında kapasitesini kullanıyor. Bu yem fabrikaları kıran kırana sahada rekabet ediyor. Bir, fiyatta, iki, kalitede. Dolayısıyla özelleştirilmiş yem sektöründe sıkıntı yok. Sıkıntı yem ham madde arzının düzenli ve yeterli olmayış. Bunun da iki tane eğrisi var. Şu anda Türkiye'de 22 milyon tona ulaştık biz yem üretiminde. Muhtemelen önümüzdeki yıl 1-2 milyon daha artıracağız bunu. %10 daha büyüyeceğiz. Ve biz birkaç yıl sonra Avrupa'nın birincisi olacağız yem üretiminde. Bu yem üretiminin hem yem sektörünün anlatımıyla ilgisi var, hem de hayvanları her geçen gün biz kapatıyoruz, entansif besiye alıyoruz, onun da etkisi var. O da köyden kente göçüşün bir sosyal yansıması. Nerede anamın tavukları, nerede bilmem neyin civcivleri, onlar güzel sözler. Sadece söz, reel politikte karşılığı olmayan, şu anda haldır haldır göçen Türkiye'nin gündeminde olmaması gereken şeyler.
Üniversitede konuşuyorum bakın. Bunu biz dışarıda böyle konuşamıyoruz. Çünkü siz bizim aydınlarımızsınız, karar vericilersiniz ve politikayı yayacak insanlarsınız. Tarımla ilgili yapılan konuşmaların %90'ı boş arkadaşlar. Köye dönüş projesi. Güzel bir laf. Hadi köye dönsün bakayım. Kimse köye dönmez. Niye dönsün köye? Ben arkadaşlar geçen yıl yaşadığım bir şeyi, ben kız istemeye gideceğim birisine, kızı vermediler. Annesi vermedi kızını. Gerekçesi şuydu, benim kızım koyun sağmayacak benim gibi dedi. Bir hastanenin güvenlik görevlisi yaptık, 1800 lira maaşla girdi, o kızı öyle aldık o çocuğa. Koruma görevlisi oldu çocuk. 500 tane hayvanı var, babası muhtar, zengin çocuk. Alamadık kızı. Köye dönüş projesi, cümlesi güzel, sosyal bir söylem. Niye gitsin köye? Bir amaçla gider. O da bugünden yarına olmaz. Geleceğe yönelik endişelerini giderecek altyapının kurulması lazım. En önemli şey, milli eğitimle entegre edilmeyen tarım başarılı olamaz. O nedir? 81 vilayet var, bilmem kaç yüz ilçe var, 40 bine yakın köy var. Taşımalı eğitim yaptık biliyor musunuz? Biz tarımı katlettik. Taşımalı eğitimle biz tarımı katlettik. Taşımalı eğitimde götürdüğümüz çocukların yaşı kaç? 8, 10, 12. Bu çocukların annesini babasını düşünün. 30'lu yaşta yabayla koyunu sağacak anneyi babayı biz şehrin merkezine gönderdik. Taşımalı eğitimle çocuktaki kafadan attı ya çocuğu. Hop kendisi de gitti. Kerpiç evde niye otursun? Betonarmaya gitti. Onun için köyden kente göçüşle ilgili ilkokulu açık olan köy kaç tane kalmışsa onu bilmem. 40 binin içinde 1000 tane midir? 5000 tane midir? Biraz önce Önder Çiftçi, Önder Projeler dediler. Oradan başladım. Buzağa isterseniz 2000 lira verin. Çok para verin. Adamın niyeti yok gitmeye. Köye gitmez. Para öncelikli değil. Kız alamıyor çünkü çocuğuna. Vermiyor. İnek kokusunu bilir misiniz? Kadın ev almaz adamı yani akşam. Dolayısıyla bunlar, şimdi karma yem üretiminde biz buraya geldik. Asıl problem bu. Saygıdeğer hocalarım. Biz şimdi geldik gidiyoruz. Türkiye'nin son 20 yılını aldım. 30 yılda benzer bununla. 97'den 2017'ye aldım. Bakın hububatta %19 artırmışız. Yani buğday üretimi 20 milyon civarında geziyor. Yağış olursa 20, 21, 22 olmazsa 19'a düşüyor. Arpa da 7-8 milyon ton civarında. Toplam 30 milyon. Biraz önce samanı da söyledi beyefendi, kaba yemle ilgili. İşte hububata yakında bir saman çıkıyor. Dönüme 237 kilo çıktı. İşte 30 milyon da saman çıkarıyoruz. Saman bizde kaba yem içerisinde değerlendiriyoruz. Niye? Yok kardeşim, elimizde saman var. Şimdi saman var diye biz ne yapalım? İşkembeyi bununla dolduruyoruz. Birbirimizi mi döveceğiz? Mevcut bu. 30 milyon saman tüketilen bir ülkede 50 bin ton, 30 bin ton saman getirdi diye birbirimizi dövmeyeceğiz. İyi ki geliyor. Yoksa 19 kuruşluk samanı bize 1,5 liraya satacaklar. Kamu burada girecek devreye. Ben buradayım diyecek. Nitekim onun için yapıyor kamu. Getirsin. Hatta önümüzdeki ayın sonunda bir saman daha getirsin. Çünkü yıllık ortalama yağışta Türkiye bu yıl problem yaşayacak. Yağışımız bu sene az, çok az. Dolayısıyla yerinde zamanında yapılan müdahalelere biz bir şey demeyeceğiz. Ama düzenleme ve denetleme ile ilgili yerinde duracak. Eğer ben 30 bin ton arpayı ıslah maçlı getirirken samanı ben 300 bin ton getireceğim derseniz olmuyor. Ette sütte Sayın Bakan'la biz çok sık görüşüyoruz. Çok iyi niyetli bir adam. Samimi söylüyorum. Ama perişan oldu ya. Bu et işi bunu perişan etti. Niye biliyor musunuz? Et süt kurumu aktif olarak devrede de o yüzden. Et süt kurumu devrede olmasa, bıraksa özel sektöre, bakan başka şeylere bakacak. Geldi et, şimdi gidiyor et. Adamcağıza yazık da, çünkü çözebileceği noktadan çıktı iş. Bakın her ahırlar boş. Et süt kurumu vaat ettiği hayvanları getiremiyor. Getirdi hayvanların %40'ını ya getirdi ya getiremedi. Ahırlar boş. Şimdi terazi var. Bu gidişi siz trafikte giderken 3 şeritli yolda onu bir şeride indirince ne oluyor? Geçici bir süre kapatıyorlar ya. Trafik oluyor, bozuluyor orada sistem. Aynı büyükbaş sektörü de böyle. Sütün fiyatının çok fazla artması da başa bela. Çok düşmesi de başa bela. Bir tercih, Holstein dedi, Simmental dedi. Ben ona girmeyeyim, o başka başlık. Ama kombinedir. Anası olacak, danası olacak Türkiye'de. Süt
Süt yönlü hayvanla ben bu işi götüreyim derseniz olmuyor. 19 milyon ton süt var, 29 olsun, evet. O onun önceliği farklı. Ama et 14 kilo tüketiyoruz biz daha. Adamlara baktık 50 kilo, 60 kilo. Bakın, hububatı %19 artırmışız, yağlı tohumu %70 artırabilmişiz 20 yılda. Yem üretimini biz %350 artırdık. Burada açık oluştu bakın. Aradaki açığa bakın. Biz ne yapıyoruz bunu? Kapatmak için ithalat yapıyoruz. Her yıl ortalama 500 bin ton ile 1 milyon ton civarında ham madde ithalatı artıyor. Bunu niye söylüyorum? Yerli milli, güzel söz. Tabii ki yerli milli. Millilik de bizim üstümüze yok. Hepimiz milliyiz. Ama bu söylemde kalıyor. Bakın seneye biz eğer 2 milyon ton daha üretimimizi artırırsak 1 milyon ton daha ithalat yapacağız. İthalat olmasın. Onları geçti Türkiye. İthalat olacak. İhracat olacak. Daha önce söylendiği gibi Antep'te ofisimizi kuracağız hayvancılıkla ilgili. Şimdi yaradan dengeyi kurmuş. Diyor ki Türkiye'ye, senin ot boyun kısa. Aldığın yağış miktarı şu. Sen küçük baş hayvan ağırlıklı yapacaksın. Hepsini mi yapacaksın? Teknik olarak mümkün değil. Onun %15-20'sini eti al ondan, geri kalanını yabancıya vermiş. Dini gerekle domuz, bize de koyunu vermiş. Biz koyun da ağırlıklı. Şimdi 300 koyun vereceğiz diyoruz merası olana. Bütün Türkiye ayağa kalktı 300 koyun besleyeceğim diye. Matematiği yaptığınızda kaç kişi çıkıyor biliyor musunuz? 1000-1500 kişiye bu iş. Başka yok. O da merası olana. Mera olur mu? Temellük edilemez. Biraz önce beyefendi söyledi. Yasamız var bizim. Dolayısıyla üniversitede bizim hocalarımız olarak siz konuşacaksınız. Biz korkuyoruz. Ticaret yapıyoruz biz. Ortalıkta konuştuğumuz zaman ya işte böyle sağa sola kafayı çevirenler filan. Yani düşündüğü gibi konuşmayınca insanlar birbirini dinlemekten çıktı. Dolayısıyla bu böyle devam ediyor. Bakın bu matematiği bilmemiz lazım. Bu önümüzdeki günlerde de böyle olacak. Çünkü Türkiye'de ekilebilir arazi her geçen gün düşüyor. Biz birim alandan artırmak suretiyle Türkiye'nin ihtiyacını kapatmaya çalışıyoruz. 10,5 milyon ton. Bunun değerleri de bu sevgili hocalarım. 10,5 milyon ton ithal ediyoruz. Ortalama günde Türkiye'ye 35 bin ton ithal ham madde giriyor. Saygıdeğer hocalarım. Günde ortalama Türkiye'ye 35 bin ton ithal ham madde giriyor. Bunun yarısı transgenik. Bunun yarısı GDO'lu ya da GM ne derseniz değil. Bunun yarısı transgenik. Bunları da buraya döktük. Bunlar bugün olmazsa olur mu? Karar verecek devlet. Diyecek ki ben bunları tamamen yasakladım kardeşim. Başınızın çaresine bakın. Geçen hafta biz tam iki buçuk saat Sayın Bakanımızla kahvaltı yaptık. Sayın Bakanımız şöyle dedi. Dedi ki başkan arkadaşlar dedi. Bütün müsteşarlarımız, genel müdürlerimiz orada oturduk konuşuyoruz. Çözüm arıyoruz. Çözüm yani çıkış yolu arıyoruz beraber. Ya başkan diyor ki dedi. Şu slaytı gösterdim ben. Oraya gelmeden evvel şu slaytı göstererek dedim ki Sayın Bakanım. Bu bizim Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığımızın ev sahibimizin web sitesi burası. Şimdi bu şu anda da duruyor. Buradaki son iki cümle. Biz GDO'ya karşıyız deyin, yasaklayın ya da bunu yerine getirin. Biraz önce söyledi konuşmacı. Türkiye'de transgenik ürünler yem amaçlı olarak izin verildi ve 5977 no'lu kanunla korunuyor ve takip ediliyor. Biz de o çerçevede yem yapıyoruz. Şu anda ne yapıyoruz? Yem yapamıyoruz biliyor musunuz? 1,5 aydır. Bir şeye takıldık. Yem fiyatı 3 kere zam aldı. Haftaya bir zam daha alacak. Ne demek yemin zam alması? Et, süt, yumurta, balık her şey zamlanacak. Ben özür dileyim yani cuma vakti farkındayım. Hocam EFSA transgenik ürünlerle bir şey söylemiş. Web sitelerinde duruyor bunlar. Diyor ki bugüne kadar canlı hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde broiler, inek, domuz, bıldırcınlarda transgenik ürünlerden alınan rekombinant DNA parçacıkları veya proteinlere rastlanılmamıştır diyor. Bazı hocalarım da diyor ki ya rastlanmış olabilir diyor. Şimdi biz sektör olarak nerede duracağız? Beni bu bağlıyor. Bir, ikincisi Dünya Sağlık Örgütü'nün cümlesi bağlıyor. Üç, benim bakanlığımın sözleri bağlıyor. Biz bu çerçevede GDO'lu ürünleri, transgenik ürünleri yemlerimizde kullanıyoruz. Şu andaki yaşadığımız krizle birlikte son bir haftada, son 1,5 ayda
bizim biyogüvenlik mevzuatımızdaki ve uygulamadan kaynaklanan yorum farklılıklarından ve zorluklarından dolayı bu malların ithalatında kesinti oluştu ve bizim 1,5 ayda geldiğimiz nokta soya ve ürünlerinde %55, ayçiçek küsbesinde %55, diğer kepekte bilir misiniz bugün kepeğin fiyatı kaç lira? Arpa fiyatını geçti arkadaşlar. Bakın arpa, Toprak Mahsulleri Ofisi 2 yıldır bir plan uyguluyor ve başarılı. Toprak Mahsulleri Ofisi dedi ki ben hububatı dünya fiyatlarına yaklaştıracağım. Toprak Mahsulleri Ofisi burada doğru. Ama kepek, yani buğdaydan çıkan kepek buğday fiyatını geçti. Ben şimdi bağırmayla çağırmayın olmuyor ki. Sen ne söylersen söyle, orada bakıyor adam. Arıza bakıyor, talebe bakıyor. Yarın belki 1.000 lira yapacak. 1.050 lira yapacak. Onu bilemeyiz. Arz taleple kesişiyor, fiyat orada oluşuyor. Serbest pazar ekonomisinin gereği bu. Son cümlem, son şeyim hocam, kusura bakmayın. Ben daha detaylı anlatacaktım ama yani biyogüvenlik mevzuatı ile ilgili istediğimiz şeyler var. Burada diyoruz ki kasıt ve ihmal unsurları göz ardı edilmiş, çok ağır cezalar var. Bu gen sahipleri başvurmaya gelmiyor Türkiye'ye. Biz başlangıçta, ben ilk 1999 yılında yaptık bu toplantıyı. Oradan bir iki hocam burada hala. 1999 yılında GDO'lu ürünlerin kullanımıyla ilgili konu geldiğinde biz Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin hayvan besleme bölümündeki hocalarımızı aldık. Kaç tane hocamızdı? 80 hocam. Ya biz de okuduk genetik filan ama ya bu rekombinant DNA diyorlar hocam, bunu bir açalım bir konuşalım yani. Ne? Orada hocalarla 99-2018, 20 yıldır her gün her sene bir şey çıkıyor ve şu anda şu sırf bu 1,5 aydan dolayı Türkiye'nin 60 milyon dolara gitti. 60 milyon dolarımız durduk yere gitti. Şu anda soya 590 dolara, 1 Ocak'ta 375 dolardı soyanın tonu. 1 Ocak'ta. Şimdi 580 dolar. Bu krizimiz olmasa 480 dolar alacağız. Aradaki farka baktım. 60 milyon dolar paramız boşu boşuna gitmiş. Kimden alacağız? Sizden alıyoruz. Yeme zam yapıyoruz. Yemci gidiyor, etçi sütçü, etçi sütçü de geliyor marketlerde sizden alıyor. Yani benden alıyor. Hepimizden alıyor. Dolayısıyla karar vericilerin burada, ben transgenik ürünlerle ilgili alınmış onaylarla ilgili bir sunum var. Bir rakamım var. Bu Hayvan Besleme Bilim Derneğimiz bizim. Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin hayvan besleme bölümlerinin öğretim üyelerinin oluşturduğu bizim tavanımız. Yani bilim tavanımız. Onlara danışıyoruz biz. Onların görüşleri burada. Biz bunları bütün bakanlık yetkililerine de veriyoruz. Ama karar verici ben inisiyatif kullanmam diyor bugün. Kullanmayınca hep beraber diyet ödüyoruz. Son, şu anda transgenik ürünler onaylı, tüm dünyada gıda ve yem amaçlı kullanılıyor. Türkiye'de sadece yem amaçlı. Bakın tüm dünyada gıda ve yem amaçlı kullanılan transgenik ürünler, GDO'lu ürünler bunlar. Özellikle hanımlara söylüyorum. Annelere söylüyorum, potansiyel annelere, ablalara. Çünkü siz eğer buna tam öğrenip inanmazsanız, biz bu işte, İran bizi çok geçti, İran aldı götürdü işi. Biz bu işte şu anda emekleme durumunda 20 yıldır bir şey yapmadık, yapamıyoruz. Bilimsel araştırma yapacak adam ne yapması lazım? Yasaklı ürünlerin olduğu tartışılan bir sektöre girmek istemiyor hoca. O dalda o uğraşmıyor. Benim özetim, kim ne derse desin, bilimin beşiği Amerika'dır. Yani Amerika'ya çoğunuz üniversitede yaptığınız doktoralarda burada. Bakın dünyada 493-500 tane izinli gen var. Bunlar gıda ve yem amaçlı kullanılıyor. Avrupa Birliği'nde 102, bizde 36. Ben diyorum ki ya 36'yı da yasaklayalım. Ya da kardeşim Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Bütün kanun ve yönetmelikleri Avrupa Birliği'ne uyduruyoruz. Bunu Avrupa Birliği'ne uyduralım. Bizim önderimiz 70 yıllık geçmişi olan çok önder bir yem fabrikası. Bakın hepimizin saygı duyacağı, tüm ailesini biliriz. Bir tane gemisi şu anda bir yorum farklılığından dolayı 127 trilyon değerinde bir gemi şu anda yüzüyor. Ve bunun bedelini hep beraber ödüyoruz. Dolayısıyla karar vericilerin buna izin vermesi lazım. Avrupa Birliği'ndeki onaylı genler neyse gıda ve yem amaçlı, biz de sadece yem amaçlı versin. Gıda yine kamu otoritesinin kendi uhdesindedir. Başka bir şey söylemesin. İşte kırmızılara bakın sadece.
Soya küsbesinde %55 arttı. İşte pamuk ayçiçek küsbesinde %44 arttı. Yani bunlar hemen ham madde fiyatları olarak renderin ürünlerine girmiyorum. Cuma vakti olarak bunu atlatıyorum hocam, atlıyorum hocam. Yani mera ıslahı ile ilgili beyefendi söyledi. Yani ağır ırklara uygun değildir bizim meralarımız. Yani milimetreye aş siz Kuzey Doğu Anadolu'yu Karadeniz'i dışarı alırsanız milimetre yağışımız çok daha aşağıda bizim. Bakmayın 550 milimetre kare falan da 370 falan Türkiye'nin ortalaması. Kabayem Aksaray'da yapılıyor değil mi? Bana göre katliam yapıyoruz biz orada. Aksaray'da. Şimdi Kırşehir'e de belli ki hocalarım Kırşehir'de Aksaray'a benzer güzel. Yani önümüzdeki 20 yıl için güzel. Sonra ne olacak? Taban suyu çekiliyor. Sabrınız için teşekkür ederim. Soru olursa cevaplarız hocam. Sağ olun. Evet, son olarak besicilikte beslenme hataları hakkında sunumunu yapmak üzere Ahevran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şahin hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Evet, başlıyorum Sayın Başkanım. Bu programda bana konuşma fırsat tanıyan Sayın Rektörüme ve TÜBA Başkanı'na teşekkür ediyorum öncelikle. Ve gelen tüm davetlere de hoş geldiniz diyorum. Bu sunuyu hazırlamadan önce ben Kırşehir'deki, 6 yıldır da burada çalışıyorum zaten, Kırşehir'deki vesi işletmelerini mümkün mertebe dolaştım. Ve bu dolaşmalar neticesinde gördüğüm hususları ve güzel gördüğüm hususların olumlu olumsuz yanlarını bu sunumda sizlerle paylaşacağım. Önce besiciliğin tanımını yapmak gerekiyor. Besicilik et üretimi ve özellikle kırmızı et üretimi için geviş getiren hayvanların önce büyümelerine, sonra vücutlarına kas dokusu artışına ve ilerleyen yaşta yağ birikimine yol açan bir besleme faaliyettir. Bu besinin intensif, ekstansif oluşuna göre süre uzayabilir, kısalabilir. Fakat burada genel itibariyle besi de önemli olan kırmızı et üretimidir. Yani besi de önce mineral, su, protein, daha sonunda besi uzarsa yağ birikir. Fakat Kırşehir'deki durum şöyle ki, belki diğer tüm Türkiye'deki durum şu. Genelde besiciler daha fazla karkas üretimi için besicilik faaliyeti yapıyorlar. Çünkü satışlarını kesimhaneden karkas üzerinden alıyorlar. Kilogram karkas başına ödeme alıyorlar. O yüzden ayrı bir tanımda burada ekleme gereği duydum. Daha fazla karkas üretimi için yapılan yoğun bir besleme faaliyeti. Ülkemizdeki besicilik faaliyetimiz şöyle. Genelde doldur boşalt şeklinde. Bu daha önce bizim etlik pirinç üretiminde şu anda da devam eden sistem de aynı şekilde. Besi hayvanları bir şekilde gerek toplanması suretiyle gerek ithal suretiyle işletmelerimize 8 ay süresince ya da 6-8 ay süresince kalıyor. Daha sonra satışı gerçekleşiyor. Bu genelde şu anda özellikle Kırşehir'de yaygın bir metot ve risklere haiz. Ve bu hem yem açısından hem hayvan kaynağı açısından dışa bağımlı ya da bir başkasına bağımlı bir şekilde. Fakat geleneksel kırmızı et üretimimiz ise daha çok sürdürülebilir olanı ise hayvan ziraatı yani zootekninin uygulandığı bir yöntemde yapılacak olan besicilik faaliyeti daha çok sürdürülebilir olacaktır. Her iki durumu da kıyaslamak istedim. Daha önceki konuşmacılarımızın özellikle büyükşehirleşmenin getirdiği olumsuz etkiyi de burada görmüş oluyoruz. Daha çok birlikte ana yavrulu üretiminden ziyade tek bir hayvan üzerine bir üretim söz konusu. Burada benim gelecekle ilgili çok iki tane endişem var. Birinci endişem şu. Biz hayvanları 6-8 ay gibi kısa bir sürede besiye tuttuğumuzda bu hayvanlar sürekli azalacak ve buzağı bulmakta güçlük çekiyoruz. Şu anda da çekiyoruz. Avrupa'da da bitmek üzere.
Bunun yanında çünkü bir buzağının meydana gelmesi için işte en az 9 ay 10 gün bir annenin gebelik süresi var vesaire, sütten kesime kadar olan bir süreç var. Ama etlik pirinçte bu böyle değil. Etlik pirinçte işte 21 gün kuruçka süresi var, 24 saat yumurtanın oluşumu var. Diğer generasyonlar arası gibi konulara girmiyorum. Bu konum daha burada uzman hocalarımız var, bu konuda uzman. O yüzden biz doldur boşalt şeklinde bir besicilik yaparsak yarın buzağıyla ilgili sıkıntıya gireceğiz. Materyal bulamayacağız zaten. Bunun yanında diğer bir endişem, bizim tüketicilerimiz, gelecek generasyonlarımız, nesillerimiz dana etini tüketmeye alışacaklarından, zamanla ileride büyük bir hayvan gördüklerinde ya da büyük bir karkas gördüklerinde, şu anki medya, kara medya diyorum ona, hayvansal ürünü kötüleyen medya diyecek ki bu hormonlu sığır. Yarın 10-20 yıl sonra bu gibi bir suçlamayla da hayvansal üretimimiz baltalanabilir. Böyle bir iki tane endişemi sizle paylaşmak istedim. Bu belki çok konspirasyon teori ama bu olabilir. Çünkü buna örnek vermek istersem, şimdi biz etlik pirinçleri 2,5 kilogram olduğunda kesiyoruz. Biz bunları beslesek 3,5-4, 4,5-5 yapabiliriz. Ama satabilir miyiz? Satamayız. Çünkü suçlanır onlar. Masum etlik pirinçler suçlanır. Aynı durum yarın besli hayvan içinde söz konusu olabilir. Yani bu bir öngörü sadece. Evet, beside verimliliği etkileyen faktörlerimiz nelerdir? Bir, teknik olarak bizim sezondur, sıcaklıktır, yetiştirme, yemleme, ırk, cinsiyet, bunlar hep beside verimliliği etkiliyor. Ve besicinin sattığı şey de total karkas. Karkas olduğu için bu faktörler kesimhane öncesi ve sonrası, kesimhanenin içindeki faktörler bunu etkiliyor. Yani kesimhanenin içindeki kesim hatası dahi besicinin aldığı ücreti ya da kârı etkiliyor. Bunun yanında faizdir, vadedir, hastalıktır, politikalardır, ithalattır. Bizim karkas üretimini etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Bunu öncelikle şöyle anlatmak lazım. Besi süresini etkilediği için bunlar. Çünkü besi süresini etkileyen faktörlere baktığımız zaman, zootekniği terminolojisi açısından baktığımızda ya da teknik olarak baktığımız zaman, genotip, pazar istekleri, yaş, cinsiyet, yağlanma, kurbanlık olma durumu besi süresini etkileyen faktörler. Asıl etkilemesi gereken bunlar. Fakat orta ölçekli işletmeler ya da aile işletmelerini ya da biraz hayvan sayısı 100-200 olan işletmelere dolaştığımda kredi geri ödemeleri var. 6 ay yem alım vadeleri var. Yem maliyeti var. Hastalık sıçrarsa diye hemen kesime gönderiyorlar. Endişe duyuyorlar çünkü. Bir sürü para yatırmışlar. Ne olacak halimiz diye. Bir de kilogram karkas fiyatı değişiyor sürekli. Yarın acaba ne olacak? 28'e mi kestireceğiz? 29'a mı kestireceğiz? O yüzden bir an önce elden çıkarmak istiyorlar. Bu da besi süresini kısaltıyor. Bu kısaltma bize çok et kaybına mal oluyor. Çok büyük et kaybına mal oluyor. Niye ki? Besi süresini 8 aydan 12 aya mesela çıkarsak, bunun tersini düşünsek, 100 kilogram karkas elde edebilecekken biz bunu elde edemiyoruz. Yani yemi ucuza temin eden, kendi yemini üreten işletmeler, kendi kendine yeten işletmeler aslında bunu yapabilirler. Kırmızı et üretimine katkı sağlayabilirler. Ya da bu konuda devletin girdi desteğe sağlaması gerekir. Ya bu konuda yardımcı olması gerekiyor. Mesela örneğin ithal 500 bin besi danası ithal ediyoruz. Bunun 300 bin üzerine hesabını yapacak olursak, 300 bin besi danasını biz besi süresini 4 ay uzatsak 30 bin ton karkas alıyoruz. Bu 30 bin ton karkas 75 bin baş hayvan ithalini, daha az hayvan ithalini sağlayacak bize. Bu da aslında bize beklememize fırsat tanıyacak. Bu neye sağlayacak bir de? Şu anda besicilerimiz et süt kurumunda sıraya yazdırıyorlar. Hayvanlara gelecek ve bu hayvanlar gelene kadar işletmelere boş olacak. Yani bunu da önlemiş olacağız. Yani bu konuda besi süresiyle ilgili bizim biraz daha düşünmemiz gerekiyor. Bu konuda ayrı stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Fakat hayvanımız çok olur. Tabii ki Zafer Hocam bahsettiği gibi besi süresini uzatmak yem açısından ekonomik olmayabilir. Ama hayvanımız yok. O yüzden besi süresini biraz uzatmamız lazım. Neden derseniz, bu besi süresini kısaltmamızın bir nedeni de
rasyonda arpayı daha erken giriyoruz. Aslında bizim hayvanımız sığırlar, bizim aldığımız eğitime göre ya da genelde 36 aylık yaşta bir sığır ergin sığırdır. 36 aylık yaşta. Onu da bir tarafa bırakalım. 2 yaşına kadar sığırlardaki vücutta biriken kitlesel artış protein, su, mineral şeklindedir. Daha sonra bu yağa dönüşür. Yani bunun ekonomisinde burada kitaplarımızda okuttuğumuz kitaplarımız hepsinde var. Her ne kadar biz yine bu bilgiye rağmen 18 aylık yaşa kadar en fazla dayanabiliyoruz. 18 aydan sonraki hayvana yaşlı muamelesi yapıyoruz. Neden? Arpayı erken devreye soktuğumuz için. Arpayı erken devreye soktuğumuz için yağlanıyor. Özellikle bu anguslarda daha hızlı bir şekilde yağlanmaya sebep oluyor. Çünkü genotipik bir farklılık söz konusu. Bir işletmeye gittim. İşletmede hayvanla bir muhabbetimiz oldu bu şekilde. İşletmede hayvanın ön kesicileri ya daha yeni değiştirmiş ön kesicileri. Bu hayvan beside hala. Çünkü o işletmenin sahibi fiyini kendisi üretiyor. İşte yulafını kendisi üretiyor. Yulaf otunu temin ediyor hayvanına. Yani yemini daha çok sürdürülebilir tarım işletmesi şeklinde. Ve burada hayvan da hala ön daim dişleri yenilenmesine rağmen beside. Ve şu unuttuğumuz bir konu var. Kurbanlıkta biz hayvanları zaten 2 yaşında kesmeyecek miyiz? 2 yaşında keseceğiz. Yani bunu da görüyoruz. Kurbanda tükettiğimiz et çok kötü bir et mi? Değil. Yani bu konuda istatistiği araştırdık. Sadece Ziraat Odaları Başkanlığı'nın web sitesinde kurbanlık istatistiğini gördüm. Yani ne kadar hayvanımız kurbanlık kesiliyor onu da bilmiyoruz. Bu konuda toplam kesilen sığırın 1/4 biri gibi bir rakam kurbanlık olarak da kesiliyor. Öyle de baktığımız zaman biz zaten 2 yaşına kadar hayvanların bir kısmına 1/4 bakmak zorundayız. Yani bu eğer maksat kırmızı et üretmekse biz bu hayvanın genotipinin izin verdiği ölçüdeki canlı ağırlık artışını almamız lazım. Bunu da ancak besin süresi, besleme stratejisiyle olur. Arpanın biraz geciktirilmesiyle olur diye düşünüyorum. Besicilik aslında buzağı beslemeyle başlar. Yani bunu buzağısını özellikle kendisi üreten işletmelerde bu daha ön plandadır. Fakat burada da çok büyük sıkıntılar vardır buzağı beslemeyle ilgili. Buzağının yeterince kolostrum almaması, vücut ağırlığının işte %10'u kadar sütle beslenmemesi gibi. Ya da sütten kesim zamanının tayini ile ilgili canlı ağırlığın %1'i ya da 751 kilogram kadar kesifim tüketebilecek yeteneğe sahip olmadan sütten kesmeler buzağı ölümlerini de arttırmaktadır. Daha birçok nedenler var. Buzağının aslında rumenin 9 aya kadar gelişmekte olduğu önemli. Bir de besicilerimizin karşılaştığı bir önemli husus hayvanı ithal ediyorlar. Burada da görüyorsunuz. İthalın şartnamesi var. Genel Müdürlük makamı tarafından yayınlanmış olan. Bu ithalde 80 kilogramlık, 81-160 kilogramlık düşük canlı ağırlıkta hayvanlar var. Bu hayvanların besleme geçmişini bu sütten ne zaman kesildi, süt mü içiyordu, merada mı annesiyle beraber miydi? Ya da diğer 161-300 kilogramlık hayvan acaba daha önce nasıl bir yemlemeye tabi tutuldu? Belki teknik şartnamenin bir tarafına hayvanın besleme geçmişiyle ilgili de bir notun yer alması besicilerimizin yapacağı hataların önlenmesi açısından belki bir önem taşır. Bunu bilinçli besiciler yapıyor. Aldığı buzağıların aldığı işletmeden yemi çuvallayıp geliyor. Kendisine o yemden de biraz alıştırmaya çalışıyor. Yem farklılığı olmasın diye. Bunu bilinçli besicilerimiz yapıyor. Çok da başarılı besicilerimiz var Kırşehir'de bu konuda. Diğer bir husus kuru madde esaslı bir yem tahsisi var. Bunu Kırşehir'deki besicilerimiz bunu deneme yanılmayla hayvanın önündeki yemlikteki yemin bitme ya da kalma durumuna göre zamana bağlı olarak uzun sürede çözmüşler ve başarılı bir şekilde uyguluyorlar. Ama danışmanların ya da teknik elemanlarımızın organize ettiği ya da danışmanlık yaptığı işletmelerde biraz teknik hesaplamalar dikkate alındığı zaman kuru maddenin hesabını eğer başlangıç canlı ağırlığı alırsak
Bugün hayvanı doyururuz, yarın doyuramayız. Yarın bir gün eksik doyururuz. Bu yüzden kuru maddenin hesaplanmasında başlangıç besi başlangıcı ve besi sonu arasındaki toplam ağırlıkların ortalamasını alarak işe başlamakta fayda var. Bu teknik olarak yaklaşılan bir nokta. Genelde besicilerimiz bunu deneme yanılmaları çözmüş ama çözene kadar canlılar kaybı söz konusu olabilir. Çözene kadar geç gelişebilir. Böyle bir kayıp da söz konusu. Evet, diğer bir husus da rasyon hazırlama. Rasyon hazırlama genelde rasyon hazırlayan teknik elemanlar kullandığı veriler NRC işte Amerika'nın Ulusal Tarım Konseyi'nin 1984'te daha sonra 2000 yılında güncelleştirdiği besin madde ihtiyaçlarına göre hesaplamalar yapılıyor. Artı yemler de aynı şekilde tablo değerlerinden yapılıyor. Fakat gerçek arpanın özellikle tahılların ya da mısır silajının bunların besin madde içeriği oldukça değişken. O yüzden bu besin madde içeriklerinin belli periyotlarla özellikle çok kapasiteli, geniş kapasiteli olan işletmelerde özellikle analiz edilerek yapılmasında, rasyonların buna göre yapılmasında fayda var. Çünkü bizim ülkemizdeki besiye alınan sığırların genotipleri çok farklı. İhtiyaçları da tabii farklı olacak. Çünkü onların her birinin, her bir genotipin rumen hacmi farklı, büyüme hızı farklı, vücut şekli farklı, kemik gelişimi farklı. Haliyle bunu görüyoruz. Örneğin Angus daha erken yağlanıyor. Angus daha erken yağlanıyor. O yüzden biz hesaplananlarla beklenenler arasında fark çıkabilir. Bunun yanında belli başlı göz ardı edilebilecek hususlar var. Hatalar demek istemedim buna. Özellikle böyle bir dil kullandım. Kesif yeme, tedirici alıştırmama ve kısa sürede canlı ağırlığın %2'si kadar yemi hızlıca hayvanın tüketmesi, hayvanda asidozis gibi daha farklı, ilerleyen derecede rahatsızlıklara sebep olabilir. Kaslı edilen hayvanlarla edilmeyenler, cüssesi farklı olan ya da yaşı farklı olan hayvanların bir arada olduğunu görüyoruz genelde işletmelerde. Yazın aşırı terlemede tuz ve potasyum, mineral dengesi önemli yazın. Bunlar rasyona dikkat etmek gerekiyor. Yaş, şeker pancarı, posası ve silajın tek başına hayvanlara yedirildiği durumlar olabiliyor. Ya da kuru verilirse de ıslatılmadığından hayvanın tükrüğünü kuru şeker pancarı posası emiyor. Tükrük o zaman bir iş yapamıyor. Bu gibi. Çünkü tükrük çok önemli. Hep samana diyoruz ki besin maddesi düşük, kötü kaliteli yem diyoruz ama saman da kurtarıcımız besicilerin. Saman olmasa tükrük üretmeyecek hayvan. Tükrük üretmese sürekli hasta. Rasyonda ani değişikliğe gidilmesi, öğünler arası sürede düzensizlikler, değişen nem düzeyi. Çünkü nem düzeyi rasyonda değişirse rumen daha erken dolar, besin maddeleri açısından bir seyrelti durum olur. Hızlı ve geç yıkılabilir nişasta kaynakları kullanılıp bir dengenin gözetilmesi. Son zamanda besicilerimiz bunu gözetiyor artık. Eskiden hep arpaydı, şimdi biraz mısır girmeye başladı rasyona. Mısır filek girdiler vesaire. Öyle olunca arpa erken yıkılıyor. Laktik asit üretimini hızlı. Onu biraz azaltıp mısır daha geç yıkıldığı için asitozisi önleyebiliyorlar. Fazla rasyona fazla üre girilmesi ve homojen karıştırmaması özellikle bu. Genç buzağı besisinde, genç hayvanların besisinde önemli sıkıntılar yol açabilir. Kazanılan canlı ağırlığı rutin tartımlarla takip etmiyor. Sadece kesimhanede öğreniyoruz. Hasta hayvanlara özel bakım beslemeye tabi tutulmaları lazım. Yemi iyi karıştırmak suretiyle hayvanın yemi içerisinden tane seçimini ya da başka sevdiği bir yem ham maddesinin seçimine izin vermemek gerekiyor. Verirsek yine eksik beslenmiş oluyor. Bir de işletmelerimizdeki kaba yem depolarının durumunun da iyileştirilmesi gerekiyor. Mesela küf bir engel. Küf toksin bağlayıcı kullanıyoruz rasyonda, sıkıntı yok diyebilirsiniz. Ama küften hariç veteriner hocalarımız da burada başka rahatsızlıklar da var batülünün gibi. O artık küf bağlayıcılarda çözülmüyor. Beside başarının ilkeleri var. Besin materyali ve yem ucuza satın alınmalı. Hayvan alınırken kazanılır. Bu ta eskiden beri zootekniğinin atasözüdür. Yani hayvan alınırken kazanılır. Ya da bu işle uğraşanların atasözü. Mümkünse buzağımız
çiftliğimizde üretilmeli. Hayvanları besin süresince sağlıklı tutarak ölüm oranını en az düzeyde tutmalı. Önce iskelet, sonra rumen gelişimi sağlanmalı. Bu, şöyle bir önerim var bu konuda. Biz buzağlarımızı sanki damızlık, buzağ gibi beslemeliyiz ki ırk ıraları teşekkül etsin. Yani iskelet yapısı vesaire, onun üzerine kası monte edelim. Onun üzerine hayvanı beslemeniz lazım. Aksi halde bodur bir hayvan olur. Yani bodur bir hayvan da almamız gereken cüsseyi alamayız. Hocam toparlayabilir miyiz? Az kaldı hocam. Hayvan bakıcısı mümkünse değiştirmemeli. TMR kuru hazırlanmamalı. TMR kuru hazırladığımız zaman yine hayvan seçim yapıyor. Artı tozlanma vesaire diğer etmanı. Yem iyi karışmıyor. Ya da bir hayvanın seçimine imkan tanınmış oluyor. Bir de yemin tedarik ettiğimiz kuruluş, bayi vesaire sürekli besin süresince aynı olmalı. Değiştirdiğimiz zaman yem ham maddesi değişir, yem değişir vesaire, ona sıkıntı yaşanabilir. Bir de diri atım var. Besideki hayvanların gübrelerinde, o da bir sıkıntı. Burada en önemli özet olarak şurada var. Eğer doğru beslediğimizin ölçüleri nedir? Nasıl anlarız işletmede? Bir, iştahlı ve geliş getiren hayvan görürsek, parlak sağlıklı dış görünüş, ıslak merme, rahatlıktan yatma ve uzanma, sağlıklı ayak tırnak, çorba gibi olmayan gübre kıvamı, gübrede tane ve kırıntısının olmaması, yüksek canlı ağırlık kazancı, 160'a varan ve geçen bir randıman ve sağlıklı karaciğer. Evet, sığır etinde konuştuk hep. Aslında bir, kırmızı etin diğer bir kaynağı koyun eti. Evet, bir dana 10 kuzu yapıyor. 10 kuzuyla bir danayı, kuzuların beslenme şekli ekstansif olursa eğer, mera imkanı vesaire olursa, danadan çok daha karlı bir şekilde kırmızı ete katkı sağlayabiliriz. Onun da burada özet bilançosu var. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Biz etlik piliç gibi sığırlarımızı beslememiz gerekiyor. Uzun vadede bununla ilgili çalışma yapmamız gerekiyor. Besli sığırlar da koyunlar gibi otçul. Biz mikroorganizma besliyoruz. Mikroorganizma da hayvanda gerekli gelişmeleri yapıyor. Ve tahılları olan yükü, başka ülkelerde tahılları olan yükü azaltıyorlar. Bu da iyi bir mera tesisi ya da yağışlı alan yerlerdeki kullanılmayan arazilerin bu amaçla kullanılmasıyla bitirmeyi bilen mera ile yapıyorlar. Günde 1 kilogram canlı ağır karşıya, yaklaşık 1 kilogram canlı ağır karşıya. Olsun 700 olsun, 700 gram olsun ama daha ucuz maliyetli söz konusu. Sonuç ve öneri. Sonuç olarak şöyle bir durum var. Biz başkasının hayvanını başkasının yemi ile besliyoruz. Bunun için zootekniğinin gereğini yapmamız gerekiyor. İki, meralarımız başlıkta olmak üzere korunması, yem bitkilerin üretilmesi. Bir de besi işletmelerimizin bitkisel üretim yapan çiftçilerle sözleşmeli tarım yaparak alım garantili yem ham maddesi ürettirebilirler. Bu konuda hem bitkisel ve hem hayvansal üretimin birlikte olduğu sürdürülebilir tarım işletmesi modeliyle bir sürdürülebilir et sağlayabiliriz. Evet, son söz olarak ot meselesi, et meselesi, yeşil otu sisteme dahil, daha fazla dahil ederek besin süresini hayvanın fizyolojik durumuna göre ekonomik şekilde uzatarak daha sürdürülebilir bir kırmızı et üretebiliriz. Bize imkan verdiği zaman Türk çiftçisine, ziraat mühendisine bunu başarabilir. Buradaki resimde Macar fiyimiz, üniversitemizin kampüsünde üretilen Macar fiyi ve traktörün biçmekte olduğu korungayı üniversitemiz Ziraat Fakültesi olarak üniversitemizin kampüsünde tarımını yaptık. Olabiliyor. Kuru tarımda yaptık bunu. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ayrıca çiftliklerine misafir olmamı kabul eden ilimiz besicilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ikinci oturumun tartışmasına geçiyoruz. Tartışmayı Ufuk Hocam yönetecek ama öncesinde bir duyuru var. TÜBA davetli misafirlerimiz yolluk işlemlerini tamamlamak için üçüncü oturumun arasında dışarıda bankoya uğrayabilirler. Bu notu iletmiş olayım. Şimdi tartışmaya geçelim. Herkes
adını, soyadını ve kurumunu bildirerek şey yaparsa, soru sorarsa. Hocam. Peki, teşekkür ediyoruz. Önce şunu hatırlatayım. Bazı notlarım vardı. Bunu genel değerlendirmede söylemek hakkımı saklı tutarak söz hakkı veriyorum. Buyurun. Kendinizi de tanıtırsanız lütfen. Bütün bilgilerimiz de güncellenmiş durumda. Dolayısıyla bu katkıyı da yapmak istedim. Teşekkür ederiz. Hemen yanı başınızdaki hocamız. Buyurun. Ben de Profesör Doktor Zafer Gönlalan, Erciyes Üniversitesi ve Tener Fakültesi öğretim üyesiyim. Ben de güzel sunumları için katılımcılara teşekkür ediyorum. Sunu yapan sunu sahiplerine. Sorum şu, gıdayla ilgili çalışıyorum ben. Sürekli olarak yem miktarının artırılmasıyla ilgili nitelik değil de nicelik konuşuldu. Nitelik bizim için çok önemli. Gıdanın güvenliğinin sağlanabilmesi için sağlıklı, biyolojik ve kimyasal tehlikeler bakımından güvenli hale getirilmiş yemlerle beslenmemiz gerekiyor. Yani ahırdan çatala, tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması için bu şart. Şimdi bu noktada bakanlığın acaba yemlerdeki, yem üretimindeki risklerin analizi konusunda, bunların değerlendirilmesi konusunda bir çalışması var mı? Bu çok daha fazla önemli bir konu olarak bence ele alınması gerekir diye düşünüyorum. Bununla ilgili bilgi verebilecek bir katılımcı varsa teşekkür ederim. Eğer Tarım Bakanlığı'ndaki yetkili arkadaşlarımız verirse buyurun. Tabii Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bünyesinde risk dairemiz de mevcut. Bu çalışmalar orada da yapılıyor. Yemle ilgili de yem dairemizde de kontrol planı hazırlamasında biz risk esaslı çalışıyoruz zaten. Bir önceki ve daha önceki yıllardaki değerlendirme sonuçlarına göre hareket ediyoruz. Ona göre bir risk analizi yapılıp buna göre değerlendirmeler yapılıyor. Peki, teşekkür ederiz. Başka var mıydı? Buyurun. Profesör Doktor Mehmet Başalan, Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesiyim. İlk sorum Ülkü Bey'e, Sayın Yem Sanayicileri Birliği Başkanı'na. Soya ile kepeğin fiyatının arttığından bahsetti. Kurumunun acaba ruminant yemlerinde, geviş getiren yemlerinde soya kullanım oranları hakkında bir tahmini, bir şey var mı? Sonuç var mı? Bir de bakanlıktaki arkadaşlarımıza özellikle MERA daire başkanı arkadaşımıza. Şimdi taslak 2018 dediniz. Sanıyorum bir ay önce yayınlandı bu destekler. Orada bir ibare var. Hayvancılık organize bölgeleri kapsamında olanlar %25 daha fazla destek alırlar diye. Kırşehirli veya bu bölgedeki besicilerimiz bu kapsamda mıdır? O soruyu organize sanayi bölgesi hayvancılık bölgesi kapsamında mıdır? Bir de yem dairesi başkanı arkadaşımıza bir sorum olacak. Şimdi biz genelde yem fabrikaları veya yem işletmelerinde rutin analizler, şikayete bağlı analizler dediniz. Ama kaba yem üreticileri, pazarlamacılar, bunlarda da bir kalite kriterleri veya rutin analizler yapıyor musunuz, yaptırıyor musunuz kurumlara? O konuyu merak ettim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim soru için. Malum hocam bu amino asitlerle ilgili meşhur fıçı vardır. İşte limitleyici amino asitler, esansiyeller, lizin asla, metiyonin asla, işte oradan bütün fıçı o seviyeye kadar gelir. Soyada bir kendisi baklagil olmasına rağmen rasyonlarımızda kendisini yağlı tohum küspesi olarak görüyor. Şimdi süt yemlerinde büyük oranda soya giriyor. Biraz önce hocam söyledi. Yemde kalitesini tutturan devam edebiliyor bizim sektörde. Birçok yem fabrikası kapanırken emin olun kalitesinden taviz vermiş fabrikalar kapanıyor önce. Fiyattan önce. Dolayısıyla soya süt yemlerine giriyor. Besi yemlerinde de bir miktar var. Elbette kanatlı yemlere kadar girmiyor.
Ama bir ham madde tedariğinde %5'lik, 10'luk bir azlık olursa pat soya bir çekildi piyasadan. O broiler yemine %5-10 ayçiçek küspesi çektiler. Şimdi ayçiçek küspesi çekilince ayçiçek arzında 205 dolardı geçen bir buçuk ay önce ayçiçek küspesinin fiyatı. Şu anda 310 dolara çıktı. Bir buçuk ayda. Soyadaki boşluk ayçiçeği çekti. Dolayısıyla yağlı tohum küspelerinde denge vardır. Hangisinde boşluk varsa biz ortalama haftanın hemen hemen her hafta bir rasyonda oturuyoruz. Ağırlıklı kullandığımız ham madde sayısı 15-16 civarında. Yani ağırlıklı. Değişebilir o. Daha da az olabilir, daha da çok. Ama mesela şu anda arpayı, Mısır biliyorsunuz geçen hafta 20 dolar arttı dünyada. Chicago'da birden 190 dolardan 210 dolara çıktı. Hop rasyondaki arpa oranı %25'ten 30'a çıktı. Mısır'ı çekti. Bu denge değişiyor devamlı. Soyanın yokluğu ayçiçeğini ve bağlı pamuk tohum küspesini, kanolayı hepsini etkiliyor o anlamda. Kepek zaten biraz önce hocam söyledi. Bize saman samana tüh kaka deyip kendi kendimizi perişan ediyoruz yıllardır, 50 yıldır. Saman işte adam milletin altına seriyor. Biz hayvana yediriyoruz diye. Kendimizi mutsuz etmekten başka bir şeye yaramıyor bu. Saman bizim ana mallım. Ben hayvanı kuru fasulye pilavla besliyorum derim. Sadece fabrika yemeği yanına da saman veriyoruz. Kuru fasulye pilav bizim besi. Yani öyle rüya görmeye gerek yok. Türkiye için yakın gelecekte de bu böyle olacak. Kepek de malum kepek büyükbaş yemlerinin ana ham maddesi zaten. O yüzden ona cevap tatmin edici verebildim mi bilmiyorum. Kaba yemle ilgili bir şey sordunuz bakanlığa. %100 katılıyorum. Ben Nuh'un Ankara makarnasına bakanlığımızın kepek kontrolüne ya da isim vermeyeyim tabii bir yağ fabrikasına yağlı tohum küspeleriyle ilgili çıkan malın 36 protein olup olmadığını araştırmak üzere ziyaretinin eksik olduğu kanaatindeyim. Bizim kadar gittikleri kanaatinde değilim. Katılıyorum buradan. Teşekkür ederiz. Buyurun. Şimdi hocam diğer sorularınıza ben cevap vermeye çalışayım. Şimdi bu hayvancılık geliştirdiği bölgesi olarak kabul edilen illerle ilgili tam liste artırımda değil. Sunuya bakmam lazım. Onu size söyleyeceğim. Diğer kaba yemin standartizasyonu ile ilgili de şimdi biz sahada kontrol yaptırdığımız için teknik eleman arkadaşlarımıza mesela silajlık mısırda süt olum döneminin baz alınması gerekiyor. Bunu demin sunuda da söylemiştim. O dönemi kaçırdığımız zaman kaliteli kaba yem niteliğinin dışına çıkıyor. Çünkü selüloz miktarı falan arttığı için yaraşlılığı düşüyor. Fide, yani baklagillerde, fide, yoncada işte çiçeklenme başlangıcında ve alt baklalar dolmadan önce şeklinde ifade edilerek yani uygulamadaki çiftçilere de bu şekilde ifade etmeniz lazım ki ondan önce size haber vermesi lazım. Siz de gidip rutin arazi kontrolünüzü yapacaksınız. Çünkü yem bitkilerinde birebir kontrol yapmanız gerekiyor. Yani arazi kontrolü şart. Yoksa dediğim gibi yani istediğiniz sonucu alamazsınız. Sadece işte ne bileyim yoncanın samanını ondan sonra mısırın kuru yaprağını yedirmiş olursunuz hayvana. Bunun için dediğim gibi silajlık mısırda süt olum dönemi yakalanacak. İşte baklagillerde çiçeklenme başlangıcı veya alt baklaların baklaların dolmaya başladığı dönem şeklinde biz belirli standartlar belirledik. Bunu da tabii kendi şahsi deneyimlerimiz değil. Araştırma enstitülerinden arkadaşlar ve üniversiteden değerli hocalarımızın görüşleriyle bununla ilgili bir şeyi yakalamaya çalıştık ve onu uyguluyoruz. Ve arkadaşlarımız da bunu iyice yerleştirdiler artık diyeyim. Çünkü dane ile ilgili de çok büyük sıkıntılar oluyor. Bazı çiftçilerimiz daneye bırakıp işte danesini yedireyim ondan sonra fil samanı yedireyim falan gibi talepleri oluyor. Ona da destekleme verin diyorlar bize de. Biz de onun kaliteli kaba yem niteliği taşımadığını bizim amacımızın dışı olduğunu söyleyerek geri çeviriyoruz. Yani böyle bu tür söylemlerimiz ve tespitlerimiz söz konusu. Peki teşekkür ederiz. Son bir soru. Peki buyurun. Ondan sonra kapatacağım.
Profesör Doktor Hasan Yetim, İstanbul Gelişim Üniversitesi. Şimdi ben Ülkü Bey'e bir soru sormak istiyorum. Biraz önce sunumunda sanki GDO'lu yani transgenik yemlerin ithalinde bir sıkıntı var gibi ben anladım. Halbuki bizim ithal ettiğimiz transgenik mısır olsun, soya olsun bunların hayvan yemi olarak kullanılabilmesine izin veriliyor. Acaba bir tonajında mı sınırlama var? Niçin böyle bir serzenişte bulundunuz bakanlığa onu anlayamadım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Cevabı verelim. Ama kapatacağız oturum. Çünkü daha iki oturum daha var, hocam, yetişemeyeceğiz. Tamam. Peki. Hocam. Hocam biraz önce 1999 yılını özellikle söyledim. 20 yıldır devam eden, hatta 99 yılının son ayıydı sanıyorum. Bizim Yem Magazin diye düzenli bir yayınımız var. Orada Bakanlık Görüşü diye bir sayfa yayınladık. Bakanlığa gittik. Biz bununla ilgili ya bu GDO neyin nesi yani bir şeyler söyleyin ne yapacağız diye. O gün bakanlık yaptı. O günkü araştırmalar sonucunda bir görüş verdi bize. Biz de şeffaf olarak yayınladık da söyledik de. Şimdi biz o gün karar vericilerin çoğu da benim fakülteden arkadaşlarım, bakanlıktaki arkadaşlar. Ben o günkü ilk izlenimimi sizle paylaşayım. Çünkü hala orada duran bir sürü insan var. Onları da suçlamıyorum. Çünkü irade bununla ilgili net tavır koymuyor. Bu belirsizlik, yani irade derken biraz önce söyledim. İrade net bir şey söyleyecek ki insanlar şeffaf olarak değerlendirsin, sonuca varsın. Şimdi burada süreç başladı, bakanlıkla ilgili izinler alıyoruz. Diyoruz ki bunun yemlerde kullanılması lazım. Yine bu kanun biliyorsunuz İsveç ve Alman kanununun bir miksi, bizim biyogüvenlik kanunumuz. Ama içerisine sonradan monte edilmiş bir sürü madde var. Sonradan edilen maddeleri yorken bizim arkadaşlarımızın birçoğu dedi ki bunu paşa paşa yapacaklar dedi. Biz de şimdi Amerika katil katil diyoruz ya, yapsınlar dedik. Biz sandık ki eğer bu yasakları koyarsak bu ürünleri üretenler, transgenik ürün üretenler, işte büyük tohum şirketleri bunları paşa paşa gelip verecekler. Biz almazsak dünyadaki soya ticareti batacak sandık. Adamın umurunda değil. Buna paşa paşa gelip başvuracaklar dedi. Adam gelmiyor. Adama baktık ki dünya soya ticareti şu anda o gün 130 milyon tondu. Şu anda 350 milyon ton oldu. 2,5 katına geldi. Türkiye'nin aldığı %1-1,5. Alsan olur, almasan olur. Bizim o savımız çürüdü. Yani ben yanlış öğrendim. Dolayısıyla ben de aynı yerdeydim. Gelsinler ya, başvursunlar. Adam gelmedi. Biz ne yaptık? Türk usulü kendimize göre bir şey yaptık. Ben gen sahibi oldum. Ülkü Karakuş olarak. Şimdi bakanlıktaki çocuk da benden yana, ben de ondan yanayım. Sektörü düzelteceğiz ya. Ben gen sahibi oldum. Aman Allah'ım, kanunu yorumlayan geldi dostlar, dedi ki sen ne yaptın? Ne yaptın? Ya hapis cezası var burada. Neye göre? Biz öğrendikçe şimdi oturanla bende problem yok. Bakanlıkla benim aramda. Bir üçüncü şahıs gelip kötü niyetli değerlendirdiğinde yorum açık bir sürü şey var. Hala kanunda bunlar mevcut. Suç ve ceza karinesi tamamen yok edilmiş. Adam öldürmekten beter cezalar var. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti kendisini koruma refleksiyle yapmış. Ama ben diyorum ki 20 yıl oldu, bitti. Avrupa Birliği ne derse onu yapsın dedik. Öyle başladık işe. Ama bugün Avrupa Birliği'ndeki izinli gen sayısı 102. Biz 36'da kaldık. Şimdi başvuracak adam, biz STK'lar başvuruyoruz. Doğru değil bu. An itibariyle bugün ya tam devrileceğiz ya tam çıkacağız. Çözümü Avrupa Birliği'ne tam uyumlu hale gelecek bir biyogüvenlik kanunu yapalım. Önce bakanımız başta olmak üzere ve bakanlığımız başta olmak üzere hepimiz rahatlayalım. Yoksa bu kaos böyle devam edecek. Biyogüvenlik kurul başkanımız burada. Yani 300 küsür hocamız havuzun içerisinde bundan alay vatan aynı olamaz ki ya. Böyle bir şey olur mu? Biz birbirimize güvenmezsek, burada konuşmazsak ne yapacağız? 36'yı 102'ye taşıyalım Avrupa Birliği. O adamlar da böyle pazardan çıkarmıyorlar bu gen izinlerini. Onun için burada teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, oturumu kapatıyorum. Üçüncü oturum için sayın hocalarımızı buraya davet ediyoruz.